Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ilallah. İnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir recim. Elhamdülillahi'llezî ersele resûlehu beşîran ve nedîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne sîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alâ'l hayr ve lev asîrâ. Ulemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerrü'l umûri muhtesâtühâ ve kullu muhtesin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalatin fi'n-nar. Ve bi senedil muttasil ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. Recep min şuhuril haram ve eyyamuhu maktubatun ala abwabis sema'is sadise fe iza sama er-racul minhu yawman vecede savmehu bi takvallahi natakal bab. Kala ya Rabbi iğfir lehu ve izâ temme yetümmü savmehu bitakvallahi lem yestağfir evkile lihaddin anke nefsik. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın, Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbaları, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'nin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihali dara vaka edenler Rahmetullahi Aleyhi Mecmai'nin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız bil cümle ardiyeten mümin ve müminat, burada bulunan cemaat-i müslümin, bu cami-i şerifi bina edenler, bugüne kadar gelmesine emeği geçenler, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sıratal lezîne en'amte aleyhim ve'l mağdûbi aleyhim ve'd dâllîn. Okuduğum hadis Recep Şerif'le ilgili, o rastladı, onu okudum. Şimdi 3 aylardayız biliyorsun, Recep bitti. İlk gecesi Regaib, ilk Cuma gecesi Regaib kandiliydi. Sonra 27. gecesi Miraç kandilini kutladık. Şimdi Şaban ayındayız. Şaban ayı Peygamberimizin en çok ibadet ettiği, en çok oruç tuttuğu, Ramazan'dan sonra, Ramazan mecburi, ihtiyari olan günlerde en çok oruç tuttuğu, en çok ibadete önem verdiği bir ay. Çünkü Recep Allah'ın, Şaban benim, Ramazan müminlerin diyor Efendimiz. Ailesini, ehli beytini de kaldırırmış. Hadi gayret edin filan diye onlara da söylermiş. O vesileyle de o hadisi okumuş olduk. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. تَعَلَّمُ الْقُرْآنِ وَاقْرَعُوهُ وَارْقُدُوا فَاِنَّ مَسَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَاهُ وَقَامَهُ بِهِ كَمَسَلِ جِرَابٍ مَحْشُوُ مِسْكًا يَفُوهُ رِيحُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ. Evet, Efendimiz buyuruyor ki Kur'an'ı öğreniniz. Kur'an'la ilgili geçen dersimizde de hadisler geçti. Bunun devamındaki hadisleri okuyorum. Kur'an'ı öğreniniz. Kur'an'ın tamamını öğreniniz. Vakra'uhu ve Kur'an'ı sırasına göre okuyunuz. Yani aşağıdan yukarı okumak yanlış. Fatiha, ondan sonra Bakara suresi, böyle yukarıdan aşağıya. Namazda da aşağıdan yukarı okumak doğru değil. Namazı bozmaz ama kerahat, yanlış. Yukarıdan tertibine göre, Kur'an'ın tertibi de çünkü vahye dayanır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in ayetleri nazil oldukça
Allah'ın emri üzere bu ayeti şu surenin şurasına koyun diye emredermiş. O sırada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme emredilen bir vahiy sonucu olmuştur. Onun için biz onu bozamayız. Kur'an tertibi de vahye dayanır. Şimdi okuyacağınız zaman aşağıdan yukarı değil, yukarıdan aşağıya. Hani bir işin usulü var yani. Bir eve bacadan inilmez, merdivenden çıkılır. Bacadan inseniz de eve girmiş olursunuz ama bir usulsüzlük yaparsanız, işte Kur'an'ı da sırasına, tertibine göre okuyunuz. Verkudû. Uyumadan evvel, her gece yatmadan evvel Kur'an-ı Kerim'i okuyunuz. Evet, yani geceleyin yatmadan evvel son işiniz, yapacağınız son iş Kur'an okumak olsun. Çünkü Allah'ın kelamıdır. Kalpleri nurlandırır, imanı kuvvetlendirir. Gerçekten Kur'an'ın hakkını vererek, manasını bilerek Kur'an okusa insanlar vecilet kulubuhum, müminlerin kalpleri şeye gelir, heyecanı gelir, titrer. Zâdetüm iman, imanları artar. Kur'an-ı Kerim'de şeyler var bunlar. Tabii biz manasını bilmediğimiz için sesi de hoşumuza gidiyor. Öyle dinliyoruz. Evet, o da kazanç. Kur'an'ı bakmak bile, hiç okumasan bile bakmak bile sevap. Dinlemek tabii okumak gibidir, daha sevap. Okursanız daha sevap. Bir de tam iyi okuyamıyorsunuz falan diyorsunuz, zorlanıyorsunuz. Bu daha çok sevap alıyor. Hem okuma sevabı, hem bakma sevabı, bir de yorulma sevabı alıyor. Kolayca okuyandan daha fazla alıyor bu. Zorlanmasına rağmen Kur'an'dan vazgeçmediği için daha çok sevap alıyor. İşte Kur'an'ı yatmadan evvel okuyunuz. Son işiniz Kur'an okumak olsun. Mesela birçok hadisler var. Bu hadislere göre mesela her akşam yatmadan bir elham okumak lazım. Fatiha suresini okumak lazım. Fatiha suresi Kur'an'ın ilk suresidir. İlk inen ayet değil ama Kur'an'ın ilk suresi, Kur'an'da ilk suredir, sırada başta gelir. Kur'an'ın tüm manalarını içeren bir suredir. Şifa suresidir. Şifa suresidir. Allah'ın hakkı, peygamberin hakkı, kulun hakkı üçe ayırmışlar. Biz Cenab-ı Hakk'ı övüyoruz elhamdülillahi rabbil alemin filan diye. Cenab-ı Hakk'ın niteliklerini sayıyoruz. Ondan sonra dua ediyoruz. Bize hidayet ver diye. O işte bizim son kızım müminlerin hakkı. Müminlerin hakkı da müminlere verilecektir diyor peygamberimiz. Onun için Fatiha'yı çok okumak lazım. Yatarken de mutlaka Fatiha'yı okumak lazım. Ondan sonra Bakara suresini okumak lazım. Tabii biz Bakara suresini okuyunca kadar sabah olur. Ara ara okuruz. Ha, onun için Elif, La, Mim, Bakara surenin başı. Ortasında ne var? Ayetül Kürsi var. Ayetül Kürsi, Kur'an-ı Kerim'in en muazzam ayeti deniyor alimlerimiz tarafından. Neden? Kur'an'ın her ayeti Allah kelamıdır. Ama bazı ayetlerde mesela şeytandan da bahsediliyor. Peygamberlerden bahsediliyor. Onların olayları anlatılıyor. Ama Ayetül Kürsi'de doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın zatından bahsediliyor, sıfatlarından bahsediliyor. Konusu Allah olunca da en muhteşem ayet-i celile oluyor. Bu ayeti celileyi okursanız evinizden şeytan kovulur. Evinize hırsız girmez. Eğer güzel okursanız eviniz yanmaz, yıkılmaz. Evet, bir şeyiniz çalınmaz. Şeytanı kovmuş oluyoruz. O adamları davet eden şeytan, müminlere eziyet olsun diye. Efendim, ben babamı 3,5 yaşında kaybettiğim için tam bilmiyorum. Bir sahnesini hatırlıyorum. Sonra tabii okuduk, hoca olduk. Onun duası sayesinde yedek subaylığımı İzmir'de yaptım. Orada bir postacıyla tanıştık Bornova'da. O babamı tanıttım filan. Ya o da Fethiye'de görev yapmış. Dedi orada, dedi senin baban, dedi hoca arkadaşı var. Kadı derler, Kadı Ahmet derler.
icazetli hoca, öyle alim bir zat. Öyle deyince ben de bir şeyde, tatilde oradan babamın arkadaşını ziyarete gittim. Neden? Çünkü baba dostunu ziyaret etmek, babayı bizzat ziyaret etmektir diyor Peygamberimiz. Ben de bu hadisi biliyorum, öğrendim. Onun için kalktım, babamı ziyaret etmiş olmak için. Babamın arkadaşına İstanbul'da aynı odada yatmışlar, kalmışlar, beraber icazet almışlar. Bir arkadaşı da Ömer Nasuh Bilmen, babam rahmetli oldu. Hepsi Allah rahmet eylesin. Tüm geçmişlerimize gittim. Şimdi bu Ayet-ül Kürsi ile ilgili bizzat olan şeyi anlatmak istiyorum. Onun için bu hikayeyi anlatıyorum. Kendinden bahsetmiş olmak için değil. Bizzat yaşadığım olayı size anlatıyorum ki Ayet-ül Kürsi okuyasınız diye. Şimdi benim askerliğim 1964'te Orla'da, 65, affedersin 66'da İzmir'de. Gittim oraya, giderken o zaman yol bile yoktu. Sulardan filan minibüs geçti, foş füş diye. Vardık, bulduk, sorduk. Çok memnun oldu, ağladı, sızladı filan. Ondan sonra sabahleyin namaza gittik. Fethiye zengin yer biliyorsunuz. Evleri çok güzel hep de. Onları gördüm ben. Camiye vardım. Cami şantiye binası gibi. Hani mühendislerin oturup kağıt mat çizdiği zaman kontrol etme odaları oluyor ya, onun gibi. Neyse beni işte Gadı Ahmet'in yanında geldi hoca bu diye namaza geçirdiler. Okuduk, yazdık, namazı kıldırdıktan sonra dedim ki onlara, kusura bakmayın, ben arkadan konuşmayı sevmem. Size dedim bu camiyi yakıştıramadım. Niye dediler hoca? Çünkü evlerinize bakıyorum, hepiniz zenginsiniz. Öyle fakir adamın yapacağı ev değil. Muhteşem güzel villalar var. Ama dedim camimiz bir şantiye camisi. Kağıttan kürekten bir şeyler çevirmişler. Namazı orada kılıyorsunuz. Ondan dedim yani, kusura bakmayın. Ha dediler. Evet, 1956'larda 57'lerde mi? Fethiye battı zelzelede. Bütün evler yıkılmış, hastaneler, camiler de yıkılmış. Okullar yıkılmış. Hastaneler, okullar, camiler sağlam yapılır. Toplantı yerler oldukları için sıradan evlerden daha sağlam yapılır. Buna rağmen hepsi kamilen zelzelede yok olmuş. Sadece dediler, Fethiye'nin her tarafında evler yıkıldı, camiler, hastaneler, okullar. Senin misafir olduğun bu Gadı Ahmet amcanın evi yıkılmadı. Biz bunu konuşurken o da kimseyle konuşmak istemiyor. Yaşlı, dedikodu yapmak istemiyor. Yolda giderken de bir önüne bakıyor, bir havaya bakıyor. Yanına bakarsa, çünkü sokak iyi değil. Fethiye burası yani, deniz ülkesi. Bir önüne bakıyor, böyle bir güzel bir adam. Benim çok merakım mucib oldu. Evi çünkü yığma taştan, betonarme değil. Okullar sağlam, hastane çok sağlam, cami sağlam, evler sağlam, kamilen yıkılmış, sadece o ev kalmış. Kendileri söyledi cemaat. Eve gidince dedim ki, Ahmet amca dedim, burada böyle olmuş. Evet oldu, bütün evler yıkılmış ama senin ev yıkılmamış. Merak ettim dedim, niye? Şöyle tuttu sakalını, hocamın oğlu dedi, ben kendim bildim bileli Ayet-ül Kürsi'yi okumadan yatmam oğlum dedi. Evet, o zelzele akşamı da Ayet-ül Kürsi'yi okudum, yattım dedi. Gözümle gördüm, yığma taş. Altı zemin, üstü bir katlı bir bina. Çatlak dahi yoktu. Ben o halde yattım efendim. Ayet-ül Kürsi'yi güzel okursanız kendi evinizi kurtardığınız gibi. Daha güzel okursanız memleketinizi de kurtarırsınız. Daha güzel okursanız vatanınızı kurtarırsınız. Ayet-ül Kürsi öyle. Muhteşem bir ayettir. Onun için biz tabii bir gün tuttururuz diye, 12'den vururuz diye her gün Fatiha'yı okumadan yatmamalıyız. Burada da öyle söylüyor Peygamberimiz. Kur'an'ı okumadan uyumayın diyor. Her akşam Kur'an okuyun. Fatiha'yı okuyacağız. Sonra işte Bakara suresinin başı Elif Lam Mim, ortasında Ayet-ül Kürsi, sonunda da Emenner Resulü var. Emenner Resulü, evet burada söylüyor.
ke ayetil kürsi ve ahiril bakara ve suretil kafirin. Evet, Bakara suresinin başını okuyacaksınız, ayetil kürsi okuyacaksınız, sonunu okuyacaksınız, emener Resulü. Miraç'ta peygamberimize verilen bizim için çok muhteşem müjdeler içeriyor. Eskiden kalbinizden geçtiği kötülüklerden dolayı da hemen günah yazılıyordu. Ama peygamberimizin hatırına Cenab-ı Hak müminlere bahşetmiş. Kötülük düşündüğümüz zaman yazılmıyor. Dikkat edin. İyilik düşündüğümüz gibi hemen yazılıyor. Hemen sevap yazılıyor. İyiliği işledik mi 10 misli yazılıyor. 10 misli yazılıyor. Ama sadece düşündük mü, iyilik düşündük mü 1 misli sevap yazılıyor. Kötülüğü düşündüğümüz zaman o la tu'akhizna in nesina ev ahtana la yukellifullahu nefsen illa vis'aha ayetleri. Kalbimizden kötülük geçecek, iyilik geçecek. Kim kontrol edebiliyor? Bazen hiç istemediğin halde falanca hakkında, şu hakkında, bu hakkında çok kötü fikirler geçiyor. Söz haline gelmedikçe, davranış, hareket haline getirmedikçe, dışarıya aksetmedikçe günah yazılmıyor, suç sayılmıyor. Onu Miraç'ta kazandık. Miraç'ta, bunun için büyük, büyük müjde. Yani kalbimizde ne kadar kötülükler yazılmıyor. İyilikler yazılıyor. Kötülük işlediği zaman birebir günah yazılıyor. İyilik düşününce hemen sevap yazılıyor birebir. Yaparsak 1'e 10, en azından 1'e 10 namütenahi de ihlasa göre verilebiliyor. İşte Efendimiz diyor ki her gece her gece Kur'an okumadan yatmayın. İşte diğer hadislerle beraber Gümüşhaneli Hazretleri kanunun girişinde solda yatıyor. Bu caminin ön tarafında. O da şerhinde diyor ki mesela diyor işte Fatiha, efendim Ayetül Kürsi, ondan sonra Bakara suresinin ahiri, Emener Resulü. Şimdi bizim atalarımız çok akıllıymış. Bize büyük iyilik yapmışlar. Şimdi yatsı namazında Emener Resulü her camide okunuyor. Bütün vatanımızda okunuyor elhamdülillah. Sonra namazlardan sonra tesbihte Subhanallah denince müezzin Ayetül Kürsi yine okuyoruz. Fatiha diyor hoca, dua ettikten sonra Fatiha yine okuyoruz. Hep bu hadisleri yerine getirmek için atalarımız bunu gelenek haline getirmişler. Bu Suudi Arabistan'da yok. Suriye'de yok. Irak'ta yok. Mısır'da yok. Bizden başka bir yerde yok. Elhamdülillah atalarımız çok güzel bir gelenek haline getirmişler bunları. İşte bu. Yani bunlar bid'at falan değil. Bak Peygamberimiz teşvik ediyor. Yatmadan Kur'an'ı öğreniniz. Uyumadan evvel Kur'an'dan okuyunuz. Ne gibi işte? Fatiha, Elif, Lam, Mim, Ayetül Kürsi, Emen Resulü. Başından, ortasından, sonundan okuyoruz Bakara suresinin. Sanki Bakara suresinin tamamını okumuş gibi oluyoruz. Şimdi sahabilerden birisi demiş ya Resulallah falanca arkadaş var. Evet. Onun evine sabaha kadar nur yağdığını gördüm. Gözümle gördüm. Evet öteki demiş ben de gördüm. Herkes görmüş. Sahabenin evine gece nur yağdığını hepsi görmüşler. O zaman elektrikler falan yok. Efendim nur yağdığını gördük. Çağırmışım gel bakayım buraya. Ne yaptın sen o gece? Ya Resulallah ben Bakara suresini okudum. Elif, Lam, Mim diye başlıyor. Hemen Resul'e bitiyor. Tabii yavaş okuyan dedim ya biraz geç okur. Ama biz başından ortasından sonuna okuyarak, yani hiç Kur'an'ı yüzünden okumayı hızlı bilmeyenler eğer bu kursuna Bakara sure okumuş gibi hem şeytanı kovarlar hem de böyle bir Efendimizin bu sünnetini yerine getirirler. Şimdi eskiden tabii hazine binası yok. Fakir İslam devleti, İslam'ın kuruluş yıllarında ama zekat alınıyor. Hurmanın zekatı alınıyor. Diğer meyvelerin zekatı o şuru yani. Ondan sonra zenginlerden zekat alınıyor. İşte bu hurma toplanan zekat, öşür olarak toplanan hurmaları bir yere yiyorlar. Akşamdan memurlar getiriyor, yiyorlar. Sabahleyin fakir fukaraya onlar dağıtılacak. Tabii
tedbir kuldan, takdir Allah'tan. Bu Allah'ın emri efendim. Evet, ne güzel bizim atalarımız. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Bize düşeni yapacağız. Allah ne verirse, değil mi? Takdir ondan. Birisi demiş nöbet tutsun. Bilal Habeş demiş ben tutacağım. Tamam peki. Buyur. Bekleyecek o hurma harmanını ki çalmasınlar. Medine'de hep Müslüman yok ki. Yahudiler de var, başka kimseler de var. Başına durmuş. Gelmiş birisi hurmalardan doldurmaya başlamış çuvalına. Yakalamış. Demiş benim çoluk çocuğum var, acım günlerden beri falan filan yalvarmış. Hadi demiş bir daha gelme, git. Gitmiş. Demiş ne haber demiş. Peygamberimiz görüyor. Benim gibi cam gözlük takmıyor. Peygamber gözlüğü var, görüyor her şeyi. Ne haber demiş. Demiş ya Resulallah. Tabi yalan söylemek yok arkadaş. Müslüman yalan söylemez. Demiş ya Resulallah gece birisi geldi. Çuvalını doldurmaya başladı. Ben dedim arkadaş benim olsa tamam da bu devletin herkesin hurması bu. Fakirleri dağıtılacak. Kusura bakma. Çek git. Falan yalvarmış beni demiş şeye götürme, şikayet etme. İşte çoluğum çocuğum var, acım falan. Salıverdim demiş. O gelen demiş yalancının tekidir. Yalan söyledi. Demiş bir daha gelecek bak. Ertesi gün nöbet tutarken yine gelmiş. Aynı adam. Yine bu sefer daha çok yalvarmış, şey etmiş falan. Yine salıvermiş. Ne oldu demiş. Yarısı ben demedim mi sana yine gelecek diye. Ama demiş bu defa öyle ağladı ki, öyle bir sızladı ki gene bir daha gelme dedim, kovdum. O yalancıdır. Gene yalan söyledi ama gene gelecek demiş. Üçüncü gün gelince yok demiş. Oyunu çeker arkadaş. Ağlasan, sızlasan da seni bırakmam. Götüreceğim demiş. Teslim edeceğim sizi. Adam demiş kurtuluş olmayacak. Bak demiş ben sana bir şey öğreteceğim. Evet. Onu öğreteyim. Onun karşılığında bırak. Evet, biliyorsunuz bir harf öğretene kölesiyim diyor Hazreti Ali. Bana bir harf öğretenin ben kölesiyim. İslam'da öğrenmek, öğretmek o da muazzam bir şey. Nedir o demiş. Ayetül Kürsi'yi eğer akşam okusaydın ben gelemem, benim gibiler de gelemez. Evet, o zaman hadi git demiş. Salıvermiş, gene demiş ne oldu? Ya Resulullah gene geldi, ara yok koymam dedim. Ama demiş şöyle söyledi ve Ayetül Kürsi'yi okursan ben gelemem başkaları da gelemez dedi. Bak o yalancıdır ama demiş bu söylediği doğru. Aynen peygamberin hadisi bu efendim. O yalancıdır, o gelen şeytandı. Yalancının tekidir. Bu söylediği doğru yalnız. Ayetül Kürsi'yi okursan ben gelemem. Çalamam. Başkaları da gelemez. Bu söylediği doğru. Evet. Güzel okursak, müminlerin hepsi okursa memleketimizi, vatanımızı kurtarırız. Dünyayı kurtarırız. Öyle bize ağız olsa. Evet, biz kendi evimizi korumak için hırsız gelmesin, yangın çıkmasın, zelzele olursa evimiz yıkılmasın için Ayetül Kürsi'yi her akşam okumalıyız. Hemen Resulü'yü de okur da o gece vefat ederseniz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mağfur, günahlarınız affedilmiş olduğu halde ölürsünüz diyor. Elhamdülillah atalarımız namaza geliyoruz. Emin Resulü müezzin veya imam okuyor. O, dinlemek okumak gibidir. Ayetül Kürsi'yi de tesbih sırasında okuyoruz. Fatiha'yı da okuyoruz yani. Ne kadar güzel adetimiz var. Bu adet onu söylüyor. Tabii bir de diyor ki burada bundan başka huvallahüllezi akşam namazından sonra adet edilmiş. Memleketimizde, başka ülkelerde yok. O gece ölse gene sabah okusa akşama kadar ölse, akşam okusa sabaha kadar ölse gene günahları mağfur, affedilmiş olarak ölür diye müjdeler var, hadis var. O da memleketimizde adet elhamdülillah. Sabah namazından sonra okuyoruz, akşam namazından sonra da müezzin, imam okuyor. Ondan sonra, evet, Kafirun suresini okursanız, Kafirun suresi. Kul ya eyyuhel kafirun. Küfre düşmezsiniz.
İmanla sabit kadem olursunuz. İmanlı olarak her akşam kul ya eyyühel kafirun okursanız küfre düşmezsiniz. İmanda sabit kadem olarak ölürsünüz diye müjdeler var. İç ihlas okursan diyor Ayşe, müminlerin anası, üç kul vallahi okursan Kur'an hatmetmiş gibi sevap alırsın. Kul avzu rabbil felak 3, kul avzu rabbin nas 3 okursanız dünyanın bütün sihirbazları toplansalar kılınıza dokunamazlar. Bir ton para veriyorsunuz o büyücülere, şunlara, bunlara. Üç kat verir. Namaz yok, abdest yok. Ama böyle şeylerle uğraşıyorlar ki sihirlerin kaynağı Yahudilerdir. Süleyman Aleyhisselam'a Yahudi sihir yapmışlar. Onu bozmak için Cenab-ı Hak Kur'an'da bahsediyor. Harut, Marut diye melek göndermiş. Sihiri bozmak için Süleyman Aleyhisselam'a. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sihir yapmışlar. Lebit bin Asam diye. Bu sureler o zaman inmiş. Efendimiz rahatsızlanmış. Rahatsızlanmış. Onun üzerine Cebrail aleyhisselamla şey gelmiş işte, Mikail aleyhisselam insan kılığında. Bu neye yatıyor? İşte hasta. Niye hasta? Sihir yaptılar. Konuşuyorlar. O Efendimiz halsiz yatıyor. Ne sihri? Şu sihri. Böyle düğüm düğüm yapmışlar, iğneler batırmışlar ipliklere. Nerede o? Falan kuyuda. Evet. O kuyu 69'da vardı. Sonra kapattılar. Bu Araplar bu gibi şeylere hiç dikkat etmiyor. Olsa da görsek ne vardı yani? O evet gitmiş, Efendimiz göndermiş, duydu ya. Bu sureleri okudukça rahatlamış. Kul huvallahu ahad 3 defa. Kul avzu rabbil felak 3 defa. Kul avzu rabbin nas 3 defa. Sihirle bazıları da ilgili. Düğümlere üfleyenlerin şerrinden sana sığınırım. Ukat. Evet, rahatlamış. Gidin demiş falan kuyuda, alın gelin. Getirmişler büyüyü. Ve büyüyü bozmuşlar. Evet, siz de bunları okursanız her gece başta Fatiha, sonra Elif Lam Mim, Bakara Suresi'nin evveldeki sayfa, sonra Ayetül Kürsi, sonra Emener Resulü, Bakara Suresi'nin sonu, sonra Hüvallahüllezî, Kehf Suresi'nin sonundaki 5 ayet okursanız hiç saat kurmadan gece istediğiniz saatte, sabahın istediğiniz saatte kaldırırlar sizi. Garanti. Yani saatin yok, bir şey yok. Bir yere gittin, treni kaçıracaksın, uçağı kaçıracaksın. İnnellezîne âmenû ve âmilüssâlihâti kânet lehum cennâtul firdevs nüzulâ. Kehf suresinin sonu. Bunlar hadislerde sabit, size arz ediyorum. O saatte uyandırırlar. Azıcık da uyuyayım dersen ona karışmıyoruz. Ama uyandırırlar. Azıcık da uyandırır bizi, şeytan öyle diyor. Azıcık da uyuyor. Ya biraz sonra kalkarsın, güm gidersin, kalkamazsın. Uyandırırlar %100. Evet, onu da okursanız uyanırsınız istediğin saatte. Hüvallahüllezî, ondan sonra 3 ihlas, 3 falak, nas. Büyü size tesir etmez. Hasetçilerin haseti size dokunmaz. Evet, böyle hadisler var. Bu hadisi de diyor ki yatmadan işte evvel bunları okuyun. Uyumadan evvel okuyun. Fe'inne meselel Kur'ani limen teallemehu fekarahu. Kur'an şuna benzer. Öğrendi ve onu okudu. Ve kâmehu bihi. Evet, namazını kıldı. İşte bu dediğimiz şekilde tatbikatını yaptı. Kemesel cirabin mahşûl miskan yefûhu rihû fî külli mekânin. Bir dağarcık misk, güzel koku misk, dağarcık, içi misk dolu dağarcık ki ağzı açık evi kokuluyor, okuyuşuna göre mahalleyi kokuluyor, okuyuşuna göre memleketin kokuturuyor, okuyuşuna göre bütün Müslümanları kokuluyor, kurtarıyor. Arz ettik ya, o evi nurlandırır. Mis kokusu gibi yayılmış gibi Kur'an'ın feyzi bereketi o eve dolar. Mis gibi manevi kokularla kokar. Evet. Ama böyle okuyup yatana böyle. Men teallemehu feyarkudu ve hu fi cevfi kemesel cerabin evkiye ala misk. Ama biliyor. Sen de biliyorsun. Fatiha biliyorum.
Ayetül Kürsi'yi okuyorsun her zaman tesbihte. Huvallahüllezî biliyorum. İhlas biliyorum, Falak biliyorum, Nas'ı biliyorum. Ama gece yatmadan okumadık bunları. Yatmadan okumazsan diyor, miski doldurdun davarcığa, ağzını güzelce kapattın. Kapatınca dışarı mis kokusu yayılır mı? Yayılmaz. Böyle bilip de okumayan buna benzer. Faydası olmaz. Faydası olmaz eve, mahalleye, vatanına, Müslümanlara faydası olmaz. Kokutmadığı gibi ağzı bağlı olduğu için Efendimiz'in bu hadisini Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, İbn-i Hibban, Beyhaki, Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala an Efendimiz'den nakletmiş. Hep biliyoruz. Bunları adet haline getirin, yatarken okuyun. Hatta Ayşe anamıza buyuruyor ki, İhlas'ı okuyorsunuz, İhlas'ı elinize üflüyorsunuz. Böyle Buhari'de aynen hadis. Önden arkadan vücudunuzu sıvazlıyorsunuz. Kul avzu rabbi besmele ile kul avzu rabbil felak bitiriyorsunuz. Üflüyorsunuz, sıvazlıyorsunuz. Besmele ile kul avzu rabbin nas'ı okuyorsunuz. Üflüyorsunuz, vücudunuzu sıvazlıyorsunuz önden arkadan. Bunu tekrar kul huvallah, kul avzu felak, nas 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 3 defa. Bismillah sağ tarafını yapıyorsunuz. Bütün dünyanın sihirbazları toplansalar kılınıza dokunamazlar. Şimdi çok biz telefonlar alıyoruz. Ben de cinler üşüşüyor. Rahatsız ediyorlar, uyutmuyorlar. Evime geliyorlar, şu ediyorlar. Oku bunları güzel kardeşim. Peygamber bak oku diyor. Ben de sana söylüyorum. Herkes biliyor Fatiha'yı, Elif Lam Mim, Ayetül Kürse, Kürsi, Amener Resulü, Huvallahüllezî, 3 İhlas, 3 Felak, 3 Nas. Toplam 5 dakikaya sürmez arkadaş. Oku da yat yahu. Ondan hocam şöyle oluyor, dua et. Yahu ben tamam dua, müminin duası geçerli de ama kendi ciğeri yanan sen okursan, bunları yaparsan hiç buna ihtiyaç kalmaz. Onu söylüyor güzel Peygamberimiz. Faydası eve de, mahalleye de, memlekete de yayılır diyor. Bu hadis-i şerifte ben sizlere arz ettim. Teallemu vetluhu. Kur'an'ı öğreniniz ve onu okuyunuz. Evet. Kur'an'ı Kur'an ayetini namazda okumak farzdır. Namazın rekatında Kur'an'dan bir ayet okumazsanız namazınız geçerli değil. Abdest aldınız, geldiniz, Kur'an'dan ayet okumadınız. Namaz geçerli değil. Namazın 12 farzından birisi nedir? Kıyam, kıraat. Kur'an'dan ayet okumak. İmam okuyor, biz dinliyoruz. Bizim okumuş sayılıyor. Akşam yatsı sabah namazına zaten sesli okuyor. Efendimizin hadisi gereği gündüz namazlarında öğle ikindide içinden okuyor. Biz okumuş gibi oluyoruz. Böylece Kur'an'ın farzı yerine geliyor. Kur'an okumadan namaz geçerli olmaz. Şimdi başka zamanda söyledim, aklıma geldi. Şimdi okuma ne demek? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kur'an'dan okuyorum şimdi. Fatiha ilk suresi. Adam şimdi üniversitedeyken biz namazı kıldık, geldi bir hoca. Biz tesbih çıkarken geldi, orada benim şöyle sağ tarafımda durdu. Baktım dudağı hiç kıpırdamıyor. Bu okumak demek değil. Bu adamın namazı yok. Okumuş olmak için nefesli telaffuz edeceksiniz kelimeyi. Elhamdülillahi. Fark edeceksin kendin. Bu tefekkürdür, okumak değildir. Kur'an'ın geçerli olması için okumak şart. Evet, okumak şart. Kur'an'dan ayet okuyun. Fakra'u ma teyessere minhu. Allah'ın emri böyle. Kur'an'dan kolayınıza gelen bildiğinizi okuyun diyor Allah. Okumak da bu. Bu düşünmektir. Yani kalbinden Fatiha'yı okuyor. Okumak değil bu. Tefekkürdür. Adamın koskoca hoca olmuş ama yani teknik hocadan imam değil.
böyle namaz kıldı. Şimdi herkes için ne de koca adı var, sanı var. Mahcup olmasın diye söylemedim ben. Bir daha da karşılaşmadık. Böyle namaz olmaz. Yani kendiniz fark edeceksiniz. Bir de Arapçayı güzel okuyacaksınız Kur'an'ı. Ha mı? Ha mı? He mi? Türkçe'de he, ha, hı var mı? Yok. Hepsi he ile. He harfiyle. Kur'an, hani bizi Arapça mesela halik yok olan demek. Halik berber demek. Halik yaradan demek. Bakın ne kadar fark ediyor. Bunları ayıracak şekilde düzgün okumak şarttır. Evet. Onun için Diyanet'in emri var. Hocam benim şu namaz surelerini bir dinleyiver. Hani evde seni dinleyecek akraban falan yoksa şimdi 70 yaşına geliyor desek ay ulan şu yaşa kadar Kur'an oranını öğrenmemiş diye ayıplarlar. Duyulmasını istemiyorsan, hocaya gitmiyorsan akrabandan tanından birini şu sureleri bir dinle. Halik yaradan. Sen Halik demedin, hırlamadın. Halik dedin, berber yaptın Allah'ı. Öyle de demedin, Halik dedin, öldürdün Allah'ı ya. Halik yok olan demek. Ne kadar mana değişiyor bak. Türkçe'de bunu ayırmak mümkün değil. Onun için Latin harfleriyle bunların işte ha demek için üstüne bir nokta koyuyorlar. Ha demek için bir çizgi çiziyorlar. Hiçbir şey işaret olmadı he manasına. Halik. Buna transkripsiyon deniyor. Transkripsiyonla olabilir ama transkripsiyonlu Latin harflerle Kur'an'ı okumak Arapça okumaktan çok zordur. Arapçasını bir haftada öğrenirsin. Mübarek adam öğren. Ha ile hı'yı he'yi birbirinden ayırt edecek şekilde öğren ve namazı öyle kıl. Yoksa namazın olmaz. Yoksa namazın olmaz. Evet böyle güzeli Kur'an güzel öğreniniz ve okuyunuz. Evet okuyunuz. Buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ın bütün ayetlerini bir araya getiren kitaba mushaf deniyor. Mushaf. Bu mushaf hale getirilmesi Hazreti Ebubekir döneminde oldu. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağken ayetler geliyordu peyderpey. Onun kitap haline getiremediler. Çünkü getirseler bir ayette gelirse ne yapacaklar? Efendimizin irtihalinden sonra Hazreti Ebubekir zamanında bütün Kur'an'ın yazılı metinler getirildi. Hafızlar da var. Böyle heyet huzurunda Efendimiz sırasına göre Fatiha başta olmak üzere Minel Cinneti ve Nas suresi en sonunda olacak şekilde tertiplendi. Mushaf haline getirildi. Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında bu altın ise çoğaltıldı. İslam ülkesi genişlemişti. Bir tanesi bizim Topkapı Müzesi'mizde duruyor. Hazreti Osman zamanında yazılan Kur'an. Yavuz Sultan Selim Han, Allah ona rahmet eylesin, halife makamını almış, getirmiş. Öbürlerini uçurmuşlar ama onu vermemişler. Mukaddes emanetler de var. O getirmiş onları. Allah ondan razı olsun. Yani bu şekilde Kur'an'ı Hazreti Ebu Bekir'e mushaf haline getirildi. Ondan sonra da Hazreti Osman'ın altın üstü ondan çoğaltıldı. Matbaa yok, elle. Onların hepsi bizde bir tanesi var. Hepsi dünyada var. New York'ta var, Paris Milli Kütüphanesi'nde var. Halen duruyor, asılları duruyor. İncil'de bu yok. Tevrat'ta bu yok. Yazılmadığı için insan sözü karıştı, darmadağınık oldu. Efendimiz vahiy katipleri tayin etmiş. Zeyd bin Sabit baş vahiy katibi. Onlar yazıyor. Bilahare Hazreti o irtihalinden sonra da mushaf haline getirildi. Şimdi hafızlar da var. Metin de var. Kur'an'da hiç eksiklik, fazlalık yok. İncil'de var. Okuyabilirsiniz. Fark ediyorsunuz. İnsan sözüyle Allah sözü belli olmaz mı? Şu İncil şu İncil'e tutmuyor. Konstantin 325 yılında Bizans İmparatoru binlerce İncil dolaşmış orta yerde. Ya demiş İncil bir tane. Ne demiş binlerce olur mu? Bütün İncil alimlerini toplamış İznik'te, şimdiki İznik'te.
bir meclis toplamış. Bire indirememişler. Dörde indirmişler. Matta, Markos, Luka, Yuhanna diye. Dört tane olması bile farklı. Yani hakiki İncil tam hepsi değil. Farklı farklı. Kur'an bir tane. Dünyanın neresine gitseniz. Çünkü yazıldı. Aynen böyle geldi gün şeyimize. Efendimiz böyle söylüyor. İşte Kur'an'ı öğreniniz ve okuyunuz. Evet. Bir de Kur'an'ı yüzünden okumak çok sevaptır. Ezber okumak da sevaptır da Kur'an'a bakmak da sevaptır. Bir bakarsanız bakma sevabı da biner. Onun için ezberinize bilseniz bile Kur'an'ı önüne koyup yüzünden okumanızda büyük sevap var. Yani şimdi mukabele okunuyor. Bu da sünnettir Ramazan'da. Hoca okuyor, siz dinliyorsunuz. Çok güzel. O da sünnettir. Ama Kur'an-ı Kerim'i açığa da hafız orada okurken bir de gözünüzü takip ederseniz çift sevap alırsınız. Çift sevap. Bakma sevabı da alırsınız. Yüzünden okumak daha sevap. Ezberden okumak da sevap. Evet, tabii Kur'an'ı Euzu besmelesiz okumayacaksınız. Bitirince sadakallahul azim diyeceksiniz. Tuvalette Kur'an okunmaz. Meyhanede Kur'an okunmaz. Pis yerlerde Kur'an okunmaz arkadaş. Temiz yerlerde, onun şanında, layık yerlerde okuyacaksınız. Evet, taallumul Kur'an. Kur'an öğreniniz ve luhu. Evet, onu okuyunuz. Arz ettiğim gibi okumak harfleri çıkarmak demek, nefesle telaffuz etmek demek, kelimelerini, harflerini birbirinden ayırmak demek, kıraat budur. Öyle okuyunuz. Gerçi bakmak da sevaptır. Evet, fi nazarihi. Evet, onu bakmakta da sevap vardır. Göz görünce böyle de vardır. Manasını düşünerek okursanız Aliyyül Ala olur. Tam konsantre olursunuz. Dünya ile ilişkiniz kesilir. Kur'an çok etkilidir. Lev enzelna hadal Kur'an ala cebelin deraytu khashian mutasaddian min khashyetillah. Şu Kur'an'ı dağa indirseydik dağ toz olurdu. Dayanamazdı. İse nitekim Musa Aleyhisselam'a ben demiş seni dinleyeceğim falan. Dağa bak demiş, sen beni dinleyemezsin. Dağ düz olmuş. Kırmızı gök kayalar, hiç toprak yok. Evet, Tur-i Sina düz olmuş. Musa Aleyhisselam o dehşetten bayılıp düşmüş. Kur'an çok etkilidir. Manasını güzel okumayla beraber düşünerek okursanız imanınız artar. Sonsuz zevk duyarsınız ve gözlerinizden yaş boşanır. Hazreti Ömer hışkıra hışkıra ağlarmış. Hazreti Osman zaten derlermiş, gözün sulu. Kur'an okuyorum hemen ağlayayım. Ebu Bekir öyle. Biliyorlar, yaşıyorlar, duyunca da kendilerini tutamıyorlar, ağlıyorlar. Biz yani Kur'an okunduğu zaman zevk almalıyız. Dinlediğimiz zaman zevk almalıyız. Bunlar olmuyorsa ya yediğimiz karışık, haram yiyoruz, bize etki etmiyor, midemiz haram doluysa bunlar olmaz. Dikkat edeceğiz yediğimize, içtiğimize. Yok temiz yiyorum, gene olmuyor. O zaman arkadaş yaptığın işlere dikkat edeceksin. Bir zayıflık var. Zayıflık var. Kur'an böyle dağları toz eden bir etkili Allah kelamı. Ne diyor devlet sahibi Süleyman Çelebi? Bir kez Allah deyse aşk ile lisan, dökülür cümle günah misli hazan. Kışın ağaçların, yüzün ağaçların yaprakları döküldüğü gibi duyarak, anlamını bilerek, konsantre olarak bir tek Allah desen tüm günahlar dökülür. Kur'an okuyunca da böyle olur. Bu duyguları duyamazsak kendimizi kontrol edeceğiz. Yediğimize, içtiğimize dikkat edeceğiz. Gayret edeceğiz düzelmeye. Kur'an böyle etkilidir. Öyle okuyacağız. Böyle okuyacağız. Evet.
Ezberlemek içi nur dolmak demektir. Kur'an'ın nuruyla dolmuş demektir. Hafızlara hakaret etmeyiniz. Hafızlara hakaret etmeyiniz, saygı duyunuz. Çünkü kalbinde Allah kelamı var. Gönlünde Allah kelamı var. Etine kemiğine değil, onun kafasında, kalbindeki, hıfzındaki Kur'an'a saygı duyacaksınız. Sıradan bir insana yaptığınız gibi bağırıp çağırma, hakaret etmek yanlış. Kalbindeki Kur'an'a hürmeten. Kur'an öğrenmiş, hafız olmuş, oku diyorsun, okuyamıyor. Ha, o vız, hafız değil o. Kur'an okumuş, unutmamış. Oku dediğimi tıkır tıkır okuyor. Ah, buna saygı duyacaksın, kalbindeki Kur'an'a. Öyle bir şey, evet, ezberlemiş ve unutmamış. Unutursanız da tokadı yersiniz. Evet efendim, beraber İmam Hatip okuduğumuz, İslam Enstitüsü'nde okuduğumuz arkadaşlarımızdan bazıları yan çizdiler. Meslekten ayrıldılar. Daha çok para işlerine uğraştılar. Takip ediyorum ben şimdi. Ve men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten danke. Kim Kur'an'dan yüz çevirir, uzaklaşırsa sıkıcı bir hayat veririz. Dünyada onu rezil ederiz, ahirette de kör ederiz. O der ki ben görüyordum, niye beni kör ettin? Sen Kur'an'ı unuttun, biz de seni kör ettik, unuttuk. Ayet var böyle. Şimdi ben bakıyorum, evet, kaç tane arkadaş böyle Kur'an öğrenmiş, hoca olmuş, yan çizdi. Sonları çok kötü oldu. Tokat yediler. فَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Öğrendiğiniz Kur'an'ı unutmayacaksınız. Unutursanız tokat yersiniz. Ya huzurunuz kaçar, ya işiniz bozulur, bir tokat yersiniz, canınız yanar. Öğrendiğinizde Kur'an'dan unutmayacaksınız. Öğreniniz, okuyunuz devamlı, ezberleyiniz. Evet, Kur'an okursanız devamlı bunama olmaz. Hafız olup da bu hafızlığını unutmayanlardan hiç bunamış adam göremezsiniz. Tahkik edebilirsiniz. Hafıza kaybı olmaz. Kur'an'ı ezberlemiş, ezberlediğini unutmamış adamlar kesinlikle bunamazlar. 100 yaşına gitse de böyle cin gibi olurlar. Kur'an ona onu sağlar. Evet, onu sağlar. Evet, ve Kur'an okuyan kimseler birçok şeylerden korunurlar. Birçok şeylerden korunurlar. Ama işte arz ettiğim gibi Kur'an biliyor, yamukluk yapıyor. Tokadı yer, sürünür. Evet. Hiç bu kanun değişmez. Onun için Kur'an öğreneceğiz, güzel öğreneceğiz ve bunu namazlarımızda sık sık tekrar edeceğiz unutmamak için. Ya da hoca dinleyecek, ya hoca bizi dinleyecek, çocuk dinleyeceğiz, okutacağız. Böyle okudurken de pişer zaten. Unutmayacağız, büyük sorumluluk doğru. Evet efendim, Kur'an'a bakmak sevap. Şöyle bakmak gene sevap. Kabe'ye bakmak da sevap. Evet, ilmiyle amil hocalara bakmak da sevap. Evet efendim, aynen böyle. Aynen böyle. Anneye babaya saygı duyarak bakmak da sevap. Evet, anne babanın hukukuna riayeten aynı böyle bakmak da sevap kazanılan şeylerdendir. Evet, Kur'an'ı devamlı okuyanların da gözünde bozulma olmaz. Gözüne kuvvet gelir. Bunu da burada kaymış. Fe innallaha ceza'yakum. Evet, ala tilaveti. Kur'an okuyunuz, öğreniniz, okuyunuz. Çünkü Allah Kur'an okumakla size mükafat verir. Türkçe'de ceza dedin mi? Yanlış şeyle anlaşılır. Canı yakmak, eziyet etmek anına gelir. Arapça'da ceza karşılık demektir. İyiye de olur, kötüye de olur. Kur'an okursanız Allah sizi mükafat verir. Ala tilaveti, okuma karşılığında bi küllü harfin. Evet. Her bir harfine okuma karşılığı sevap verir. Efendimiz sözü bu.
Evet, elif, lam, mim diyor ki her bir harfi ne kadar verir ya Resulallah? Aşra, hasenat. Kur'an'da okudunuz mu bir harfine 10 sevap verilir. 10 sevap verilir. Neden? Çünkü Kur'an'da men ca'e bil hasenati felehu aşru emsalihâ. Kim bir iyilik yaparsa 10 misli vereceğim diyor. Kur'an okumak da iyiliktir. En az 10 sevap kazanırsınız. Bu ayeti binaen. Evet, şimdi Efendimizin sözüne baksan şimdi. Amma, evet, amma inni la ekulu elif, la, mim, harfün. Şimdi Bakara suresini akşam okuyun dedik ya. Elif, la, mim, zelkel kitabı la raybe fi. Elif, la, mim, elem şeklinde yazılıyor. Ben elem bir harf demedim size. Ben elem bir harf demedim. Harfün bir harf demedim. Evet, elif bir harf, lam bir harf, mim bir harf. Elif, lam, mim dedin mi 30 sevap kazanıyorsun bir 3 harften dolayı. Kur'an okurken her harfine karşılık bir 10 sevap alıyorsunuz. Kaç harf varsa o kadar sevap kazanıyorsunuz. Her gün Kur'an okumayı adet edinmeli. Hani vazgeçemediğiniz kötü alışkanlıklar var. Öleceğin diyor doktor, yine vazgeçmiyor, sigarayı bırakmıyor. Bambul gibi çekiyor. Sen Müslümansın, mübarek adam. Ne güzel söylüyor peygamber. Bir harfe 10 sevap. Her gün yarım sayfa, bir sayfa okumayı adet edin. Vazgeçilmez huy haline gelsin. Dağarcığını yükle. Ondan sonra kabre vardın mı melek, Rabbin kim? Arkadaş git işine ya. Diyenler var ya, git ya işine ya. Öyle adam olursun. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Kur'an'ı güzel okuyan, Kur'an'ı seven, Kur'an'ı da sevdiklerinden olsun, şefaat edecek bir de. Şefaat edecek. Sureler okudunuz. Mesela hamimler 7 tanedir Kur'an'da. Hamim diye başlayan sureler. Her akşam bir tanesini okuyan diyor Peygamberimiz, cehenneme girmez. Çünkü adam mesela okumuş ama işlerinden hesapta kitapta karıştırmış, sınıfı geçememiş. Melekler götürürler cehennemin birinci kapısına. Hamimlerden birisi de ki, arkadaş, cehennem zebanisine, ben bu benim arkadaşım, her gece beni okuyordu bu, bunu sokacaksınız ben de sokun. Melek cehenneme girer mi? Ya olur mu? Ya onu sokacağız, onu alacaksınız ben de sokun. Beni sokamıyorsanız onu da sokmayacağım. O kapıdan sokmaz. İkinci kapıya gider. Gene ikinci hamim gelir. Arkadaş ben, ya beni sokacaksınız ya bunda. Böylece cehennemin 7 kapısını götürürler. Adam cehenneme sokmazlar. Hamimler, havamim, hamimler 7'dir. Cehennem de 7 kapılıdır. Oradan giremeyince ortada kalmazsın. Nereye götürürler? Doğru cennete. Her gün Kur'an oku işte mübarek adam. Her akşam bir hamim oku. Mülk suresini her gün okuyan kabir azabı çekmez arkadaş. Evet. Yasin suresini her gün okuyan korunur Allah tarafından. Peygamberimiz onu okuyarak 3 kat evini sarmışlardı, suikast yapacaklardı. Onu okuyarak o çemberin arasından geçti gitti. Gitti Sevir Dağı'na Medine giderken. Uzaktan da bunu gördü bir müşrik. Geldi askerlere, ne bekliyorsunuz lan? Muhammed'i yakalayacağız, sabahleyin derisini yüzeceğiz. Vay aptallar ya, biraz evvel aranızdan geçti gitti. Bu var arkadaş, bilimsel kaynaklarda. Yasin okursanız Allah herkesten sizi böyle korur. Her gün okuyacaksınız ama. Ve cealna min beyne eydihim sedden ve min halfihim sedden. Önüne bir set koyduk, arkasına bir set koyduk. Görmezler. Göstermiyor Allah. Sen de oku, sen de korun. Kimse sana kötülük yapamasın. Kur'an böyle. Her bir harfine ayrıca sevap veriyor. Her bir harfine 10 sevap veriyor. Abdullah Mes'ud radıyallahu anh'tan Tabarani ve diğer şeyler
diyor ki inne hazel Kur'an me'tebetullah. Kur'an Allah'ın sofrasıdır. Kebaplar, Allah yağlar, şunlar bunlar konmuş, ağzın suyu akıyor. Kur'an böyle bir sofradır. Evet, fakbelu me'tebetü. Allah'ın sofrasından faydalanın, yenilen. Akılsızlık etmen diyor. Kebap kaçırılır mı ya? Kaçırılmaz. Kur'an da böyledir işte. Faydalanın ya Allah'ın sofrasından, okuyun Kur'an'ı. Her gün adet edinin, faydalanın diyor. Mastata'tum. Elinizden geldiği kadar. Hafız her gün okumazsa unutur. Ürkük deveden daha çabuk kaybolur. Kur'an o kadar nazlı arkadaş. Sen de her gün o öğrendiğin sureleri namazlarda okumazsan, başka yerlerde okumazsan bir gün okuyamaz olursun. Ders durursun. Her gün oku. Allah'ın sofrasından kazan, ye, iç. Ahirette de şefaatçi olsun diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet efendim. Teallemu kitaballahi. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Azimşan'ı öğreniniz. Ve taahuduhu. Onu ezberleyiniz. Anlayınız. Manasını da okuyunuz. Anlayarak okuyunuz. Ve tegannu bihi. Okurken manasını bildiğiniz için bazen ağlayan adamın sesi titrek çıkar. Cız eder, tüyleri diken diken olur. Aha öyle okuyunuz. Şimdi Allah razı olsun. Namaz kıldırıyorlar bazı hocam. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ulan kavga mı ediyorsun ulan? Niye bu? Niye bağırıyorsun? Allah salı değil. Ne bağırıyorsun ya? Kur'an böyle okunmaz. Duyarak okunur. Cız eder yüreğin. Öyle okursun. Böyle bağırır mı adam cız etse yüreği? Bazen kavga eder gibi Kur'an okuyanlar oluyor. Bağırıyor böyle. Ne bağırıyorsun ya? Ne bağırıyorsun? Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferinden dönüyor. 30 bin asker böyle bir tepeden vadiye inerken muhteşem bir ordu. O zaman için çok büyük asker. Sahabiler coşmuşlar. Şu gücümüze bak filan. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Demişler şimdi diyorlar ya. Dağıt demiş Peygamber. Dağıt! Ne oldu ya Resulallah? Allah sağır mı lan demiş. Ne bağırıyorsunuz? Evet. Duyarak söylese adam Allah deyince şıpır şıpır ağlar. Allahu Ekber demez. Niye bağırıyorsunuz? Şimdi Kur'an okuyor adam bağırıyor. Hocam bağırma gözünü seveyim. Sen gömüyorsan Allah seni görüyor. Onun huzurundasın ya. Titreyerek okusana lan şunu. Bağıra çağıra okumak değil. Sesin titreye titreye. Edepli. Duyarak okumak. Öyle diyor güzel Peygamberimiz. Kur'an'ı öyle okuyunuz. Ve tegannu bihi. Bu şekilde titrek sesle okuyunuz. Evet. Fevellezî nefsi Muhammedin biyedih. Yemin ederim ki lehüve eşeddü tafasiyyen min suduri ricali minel mehâdî fil okul. Evet. Şimdi hayvanı deveye bağlarsınız. Hayvanı şeye bağlarsınız, kazığa bağlarsınız. Efendimiz deveden söz ediyor. Niye? Güzel kardeşim, o zaman araba mı vardı yani? O zaman karşısındaki adamlar ya koyun gidiyordu ya deve ya sığır gidiyordu. Çölde de deve var. Niye deve var? Susuz çöl. Deve de susuzluğa çok dayanır. Onun için herkes deve gidiyor. Onlara da bir şey anlatacak. Hep deveden söz ver diyor. Misal veriyor. Deve yavrusunu ayırmışlar. Niye ayırmışlar? Yavrusunu ayırıyorlar ki akşama da sütü biriksin. Akşam sağacaklar, yiyecekler. Onun için o da yavrusunu ayırınca zavallı ne yapıp yapar? İpten kurtulur, yavrusuna koşar. Nasıl hızlı koşar?
Kur'an öğrendikten sonra eğer her gün okumazsanız, üstüne gitmezseniz diyor, o yavrusundan uzak kalan deveden çabuk, daha çabuk kaybolur. Kurtulur, gider, kafanızda kalmaz. Onun için beş vakit namazını kılacaksınız. O namazda da hep aynı sureyi okumayacaksınız. Ezberlediğiniz diğer sureyi okuyacaksınız ki her gün unutup gitmeyesiniz. Hafız olan adam da her gün Kur'an okuyacak ki unutmasın. Çabucak gider, kaybolur. Buyuruyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed ibn Hanbel, Tabarani, Beyhaki, Ukbet ibn Amir el-Cüheni radıyallahu anh'tan bu hadis-i şerifi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin. Evet, Kur'an-ı Kerim'le ilgili hadisler daha çok. İnşallah diğer şeylerde de buna devam ederiz. Evet, diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah. Diğer cümle, diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah. 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 Estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillah. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanir rahim. Hamdü iyyake nestaîn. Müstakim sıratal mustakîm. Hamdü lillahi. Üçer salavat-ı şerife. Allahum birer elem neşrah leke suresi besmele ile beraber bismillah. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke ve sekreti. Sekret fe inne ma'lu ve sebe'sirana ma'lu ve sebe'sirana ve on üçer ihlas suresi besmele ile beraber bismillah. Allah'ın Fatiha-i Şerife besmele ile beraber bismillah. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. İhlas suresi okuyayım bakalım. Hatim var yani. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahadun illahu samad. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad, ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. آمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ. Ya Rabbi, dersimizi, okunan Kur'an azimüşşan hatmini, okuduğumuz süver-i celili, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhi salavat ve teslimatın erbaî paklerine, cümlesinin ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaalları, rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin erbaî kutsiyelerine, bir cümle arize irtihar eden memnun ve rahmetullahi aleyhim ecmain ervahına hasaten eserinden yer alandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstadlarının kendisinden ilmas ettiğimiz, feyiz aldığımız eserlerinden yer alandığımız üstadlarımızın ervahıyla beraber şuraca toplanan bizlerin ayrıca göçmüşlerimizin bu cami-i şerifi bina edenlerin bugüne kadar bu cami-i şeriften ahirete irtihal eden müezzin, imam, vaiz ve cemaat-i müslimin bu aziz vatanı bizlere hediye eden şüheda, kuzat, hayır eserleri diken ashab-ı hayrat, arkasından kimseleri kalmamış garip müminler, tüm geçmişlerimizin ervahına hediyeledik vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecenin yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenat tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Aziz vatanımızı, tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmeti Muhammed evladını şeytanın şerrinden, şerriler şerrinden muhafaza eyle. Müslümanlara merhamet eyle. Müslümanlara affınla, ihsanınla, ikramınla muamele eyle. Katı kalplerimizi yumuşat ya Rab. Hiçbir mümine karşı kalbimizde kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rab. Tüm ümmeti Muhammed'i hesap gününde mağfurin zümresine dahil eyle ya Rab. Ya İlahe'l Alemin, kafirlerin, zalimlerin, münafıkların,
Müslümanları birbirine düşürmek, Müslümanları zora sokmak, onların aslında fitne sokmak için düşündükleri hileleri kendilerine çevir, ayaklarına dolaştırır. Ya Rab, kafirlerin, zalimlerin, münafıkların tasallutundan ümmeti Muhammed'i halas eyle, kurtar ya Rab. Ümmeti Muhammed'i ıslah eyle. Ümmeti Muhammed'in hastalarını şifalar lütfeyle. Darda kalanlarımıza imdad eyle. Ya İlahel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, şu dualarımızı salih kulların yaptığı, kabul buyurduğun güzel duaların arasına dahil eyle. Bize de güzel dua etmeyi nasip eyle. Güzel Kur'an'ı güzel okumayı, Kur'an'ın şefaatçi olduklarından olmayı, içi nurlu, dışı nurlu, Kur'an nuruyla nurlanmış, ağzında Kur'an, dilinde Allah lafzı, böylece her saniyesini senin zikrinle geçiren, gafletten uzak kalan, haramdan uzak kalan güzel kullarından olmak için bizi tevfikini samadani mazhar eyle. Bir an bile nefsi emmaremize esir olmaktan kurtar ya Rab. Subhanakallahü ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirük ve netubu ilek. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.